Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü videoda bu laptoplarımıza kurabileceğimiz elektronik deniz haritalarından bahsedeceğiz ve bu haritaları kullanabilmemizi sağlayan OpenCPN isimli programdan bahsedeceğiz. Şimdi ben normalde bir tekne transferine gidecek olsam veya uzun bir seyre çıkacak olsam yanıma bu küçük laptopumu alıyorum. İçinde OpenCPN programı yüklü ve gerekli olan haritalarda yüklü bir şekilde bunu yanımda tutuyorum. Bu bilgisayara entegre olarak OpenCPN ile beraber çalışacak. Şöyle bir de USB üzerinden bilgisayara bağlanacak. Şöyle. Bir GPS alıcısı da var, portatif bir şekilde. Bunu USB portundan bilgisayarıma bağladığımda bu alıcı kısmını da çok böyle diplerde gizli bir yere koymayıp da açıkta bir yerde teknenin içinde dahi olsa konumlandırdığımda benim haritalarım artık OpenCPN programının kullandığı haritalar üzerinde teknemi görebiliyorum. Pozisyonunu, hızını, teknemle ilgili konum bilgilerini ve dediğim gibi hızını bu bana sağlamış oluyor. Şimdi bu videoda programı nasıl yüklediğimi, nasıl kurduğumu, bunu bilgisayar üzerinde OpenCPN'e yüklediğimiz OpenCPN programına nasıl tanıttığımızı birebir anlatacağım. Ama burada dikkat edeceğiniz konu şu USB portunu, muhtemelen dizüstü bilgisayarınızda birden fazla USB portu vardır. Bunu hangi USB portuna takıp programa tanıttıysanız ondan sonra artık hep aynı USB portu üzerinde kullanın. Çünkü bazı bilgisayarlarda bunu diyelim ki şuradaki USB portuna tanıttınız. Takıp da programa tanıttınız, programı kurdunuz. Bir sonraki kullanımınızda bunu buradan çıkarıp diğer taraftaki USB portuna taktığınızda bilgisayarın donanımından kaynaklı bazı çakışmalar, bunun doğru çalışmamasına neden olacak çakışmalar oluşabiliyor. Dolayısıyla bunu bilgisayarınıza takacaksınız. Takılı olduğunu farz ederek ben bundan sonraki kurulum işlemlerini bilgisayar üzerinden size göstereceğim. Şu USB dongle deniyor bunlara. USB GPS dongle deniyor. Ben şimdi bunun detaylı fotoğraflarını da bir yandan size göstereyim. Ama bunun markasına, modeline takılıp kalmayın. Bunu ben oldukça uzun zaman oldu satın aldığım. Belki de bundan çok daha iyi, çok daha kaliteli, belki çok daha ucuza farklı markalardan da bulabilirsiniz. Önemli olan bunların Bluetooth'la çalışan, yani kablosuz olanları da var. Onları pek tavsiye etmiyorum. Çalışmaz mı? Çalışır ama dediğimiz gibi, her zaman konuştuğumuz gibi ne kadar basit o kadar iyi. Bluetooth şudur budur, karıştırmayalım hiç. USB kablosuyla beraber herhangi bir markanın GPS dongle'ını satın aldığınızda bu bizim işimizi görecektir. Hadi o zaman geçelim bilgisayar başına. Bu OpenCPN nasıl bir şeymiş birlikte görelim. Öncelikle internet tarayıcımızı açıyoruz. Google'a OpenCPN yazıyoruz. Ve daha sonra Enter'e basıp en üstteki OpenCPN'in sayfasına ulaşıyoruz. Burada üst kısımda Download yüklemeler kısmı var. Orayı bir kere tıklıyoruz. Burada en üstteki seçenekler içindeki en üstteki kısmında en son sürümü yer alıyor. En son güncel versiyonu yer alıyor. Bunun üzerine bir kere tıklıyoruz. Hangi işletim sistemini kullandığımıza bağlı olarak
Şu an benim bilgisayarımda Windows 10 yüklü. O yüzden en üstteki kısımdan Download yükle seçeneğine tıklıyorum. 45 MB'lık bir dosya. Tekrar yükle seçeneğine tıklıyorum. Aşağıda yüklemeye başladı. Ve yükleme tamamlandı. Direkt buradan da tıkladığınızda kurulumu başlatabilirsiniz. Veya şurada tümünü göster yüklenen dosyaların seçeneğine basarsınız. Şu en üstte yüklediğiniz kurulum dosyasını göreceksiniz. Buna bir kere tıkladığınızda ve Windows'un güvenlik uyarısına Yes diye geçtiğinizde, şunu aşağıya alayım artık, kapatayım hatta. Kurulum başlıyor OpenCP'nin. Burada dil seçiyorsunuz. Türkçe seçeneği de var. İsterseniz Türkçe seçeneğinden devam edelim. Çünkü hepimizin ortak bildiği dil Türkçe. İngilizceyi hepimiz çok iyi bilmiyor olabiliriz. OK düğmesine basıyorum, tuşuna. Tekrar ileri tuşuna basıyorum. Tekrar herhangi bir seçenek yok. İleri tuşuna basıyorum. Şurada default olarak seçili olan kısım var. Tekrar hiçbir şeye dokunmadan ileri tuşuna basıyorum bir daha. Nereye kuracağımı soruyor. Herhangi bir şeyi değiştirmeme gerek yok. Tekrar ileri diyorum. Şurada seçenek tıklı olan OpenCPN program dilini Türkçe olarak belirle. Tamam, ileri diyorum. Ve kur seçeneği karşımıza geliyor. Kurulum tamamlandı. Şu en üstte OpenCPN programını çalıştır seçeneği tıklı. Şimdilik çalıştırmayacağım. Önce bir haritalarımı indireyim. Ondan sonra çalıştıracağım. Bu seçili kısmı kaldırıyorum ve bitir diyorum. Şurada OpenCPN'imiz kuruldu ve kısa yol oluştu. Bunun ikonu bu şekilde değildi. Şöyle bir bakayım bunun ikonuna, özelliklerden. Şurada görüldüğü gibi ikonun olması lazım. Change ikon diyorum. Şuradaki seçeneği tıkladım. Apply diyorum, uygula. Ve ikonumuz değişti burada. OK'ye basıp çıkıyorum buradan. Şimdi programımız kuruldu. Hatta bir açalım. Bakalım nasıl gözüküyor. İlk kurulumdan sonra böyle bir bilgilendirme yazıyor. Burada yazanı bir okumak istiyorum size. Burası çok önemli. OpenCPN yararlı olacağı ümidiyle dağıtılır. Ancak herhangi bir garantisi olmadan, büyük harflere geçmiş şimdi, belirli bir amaca uygunluk veya satılabilirlik hakkında içerik uyarıları. Ve demiş ki OpenCPN yalnızca onaylanmış kağıt çizelgeleri ve geleneksel navigasyon yöntemleriyle birliktelik kullanılmalıdır. Yani sadece elektronik cihazlara, elektronik haritalarınıza güvenmeyin diyor. Tekrar okuyorum. Kağıt çartlara ve geleneksel navigasyon yöntemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Can ve mal güvenliği için OpenCPN'e güvenmeyin. Bu güvenlik uyarısını tamam diyerek kabul ediyoruz. O güvenlik uyarısı ilk kurulumdan sonra, ilk çalıştırmada çıkıyor. Ondan sonra bir daha çıkmayacak o yazı. Şimdi mouse'un tekerlek tuşuyla büyütüp küçültebiliyorum haritayı. Şöyle karşımda genel bir dünya haritası var.
Mouse'un üzerindeki tekerleği kullanıyorum şu an. Şu yan taraftaki artı eksi tuşlarını kullanarak da aynı işi yapabilirim. Eğer mouse'unuzun üzerinde bir tekerlek yoksa şuradan da artı eksi tuşlarını kullanabilirsiniz. Şu an programımız yüklü ama gördüğünüz gibi herhangi bir harita yüklemediğimiz için görüntüler çok da gerçekçi değil. Tamam, şimdi buradan çıkalım bir. Programı kapatalım. Şimdi tekrar internet tarayıcımızı açalım. Burada YouTube'a girelim. Burada benim videolardan bir tanesi zaten direkt çıktı. Hangi videom olduğu fark etmez. Bütün videoların açıklamalar kısmında. Şöyle girelim bir tanesine. Şimdi bu şamandıranın alt kısmı. Şöyle sesi de kapatayım. Açıklamalar kısmında daha fazla göstere bastım. Şöyle geliyorum. En altta ek dokümanlara ulaşmak için diye benim bir Google Drive hesabımı yönlendiren bir kısa yol var. O ek dokümanların içinde OpenCPN haritalarını da yükledim ben. Buraya girdiğimizde o link vasıtasıyla bu Google Drive'ın içinde şurada OpenCPN Türk kıyıları ve Yunan adaları diye bir zip dosyası, yani sıkıştırılmış bir dosya var. Bu dosyanın üzerine gelip OpenCPN ile başlayan Google Drive'daki dosyanın üstüne mouse'un sağ tuşuyla tıkladığımızda açılan menüde download seçeneği var. O download seçeneğini mouse'un sol tuşuyla tıklıyorum. Virüs uyarısı veriyor. Yani virüsler konusunda dikkatli olun diyor. Download diyorum. Tekrar OpenCPN haritalarını yüklüyor. Evet, zipli dosyayı yükledi. Tekrar tümünü gösteri seçiyorum. Bu sefer Show in Folder klasörde göster seçeneğini seçeceğim. Burada klasörde gösteriyor. Şu pencereleri bir kapatayım. Şuraya indirmiş olduk. Şurada gözüküyor. En son indirdiğimiz dosya OpenCPN ile başlayan harita dosyası. Şimdi bunu da aşağıya gönderiyorum. Beklesin o şimdi. Masa üstüne, bilgisayarın masa üstüne farenin sağ tuşuyla tıklıyorum. Yeni folder diyorum. Klasör oluşturuyorum bir tane. Ve bu klasöre harita diye bir isim veriyorum. Harita. Haritalar diyelim hatta. Onu da OpenCPN dosyasının yanına koymuş oldum. Şimdi tekrar indirilenler klasörünü açıyorum. Ve bu zip dosyasını İki kere tıklıyorum. İçindeki şu BSP chartlar kısmını tekrar iki kere tıklıyorum. En üsttekine bir kere sol tuşla, farenin sol tuşuyla tıklıyorum. En alta geliyorum. Bu sefer Ctrl Shift tuşlarına basılı tutarak en alttaki dosyayı tıklıyorum. Böylece bu klasörün içindeki 111 tane dosyayı hepsini seçmiş oldum. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak mouse'un sol tuşunu bırakmıyorum. Bunları alıyorum, sürüklüyorum ve hem haritalar isimli oluşturduğum klasöre bırakıyorum. Bu 111 adet dosya benim haritalar klasörüne kopyalanmış oldu. Şöyle kapatalım onu. Haritalar
klasörünü bir açayım. Evet, 111 dosya şu an haritalar klasörünün içinde. Şimdi OpenCPN programını tekrar çalıştırıyorum. Şurada ayarlar kısmı var. Şuradaki soldaki menüde. O ayarlar kısmına bir kere tıklıyorum. Bu üst taraftaki ikonlardan ikincisi haritalar sekmesi. Onu seçiyorum. Ve burada klasör ekle diye bir seçenek var. Yani ben burada OpenCPN programına hani masaüstüne oluşturduğumuz haritalar klasörü vardı ya, içine haritaları yüklediğimiz, o klasörü tanıtmak istiyorum. Şuradan klasör ekle butonu, şu an burası bomboş. Herhangi bir haritanın tanımlı olmadığını görüyoruz. Klasör ekle düğmesine basıyorum. Burada masaüstünü seçiyorum. Bakın burada haritalar diye yazıyor zaten. O oluşturduğum ve içine haritalar yüklediğim klasör. Bunu seçiyorum ve klasör seç düğmesine basıyorum. Şu an benim o haritalar klasörüm, masaüstündeki haritalar klasörüm OpenCPN'e tanımlanmış oldu. Bunu aktif hale getirmek için önce uygula düğmesine basıyorum. Gördüğünüz gibi arka planda zaten haritalar hemen görünür oldu. O haritaların içine herhangi bir yeni harita yüklediğinizde veya o haritalardan bazılarını değiştirdiğinizde, sildiğinizde, yani şu haritalar klasörü, o masa üstünde oluşturduğumuz, içine haritalarımızı yüklediğimiz klasörün içinde herhangi bir değişiklik yaptığınızda tekrar buraya geleceksiniz. Şu haritaları gözden geçir ve veri tabanını güncelle seçeneğini seçip uygula düğmesine basacaksınız. O haritalar klasörün içindeki haritaları programa yeniden güncel haliyle tanıtmış olacak. Buradan tamam diyerek çıkıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi, şöyle biraz geri çıkayım. Şimdi bir tane büyük bir harita var. İtalya'nın Orta İtalya'yı ve güneyini kapsayan, Kuzey Afrika kıyılarını kapsayan genel bir harita ve Türkiye'yi büyük kısmını kapsayan genel bir harita. Onun daha küçük ölçeklisi Ege'yi kapsayan bir harita. Şöyle biraz yaklaşayım. İşte bizim güney sahillerimizi kapsayan harita. Buradaki gördüğünüz her kırmızı kutucuk bir haritayı temsil ediyor. Şöyle yaklaştıkça zaten görüyorsunuz pek çok küçük portolon seviyesinde haritalar yüklenmiş oldu. Şuradaki haritaya girmek istediğimde ise mouse'un tekeriyle yaklaşmam yeterli. Mesela Sakız Adası'nın doğusunda iki tane küçük harita yüklemişim. O haritalara gitmek istediğimde biraz daha buraya yaklaşıyorum. Şurada iki tane harita, bir de Çeşme Limanı var. Eğri Liman var. Alaçatı var. Pek çok var. Şu yaklaştıkça bu yüklediğimden dolayı haritaları detay gittikçe fazlalaşacak. Tekrar yaklaşıyorum. Görüyorsunuz artık portolon seviyesine haritalara kadar yüklenmiş oldu. Şu altta gördüğünüz 4 tane kutucuk bize şeyi ifade ediyor. Yani ben hani küçülterek bu portolon seviyesindeki haritaya ulaşmıştım ya, zoom yaparak, o zoom yapmam esnasında 4 farklı ölçekteki haritayı geçmiş oldum. Şu an karşımdaki 4.'sü.
Tekrar gerisin geriye çıkıyorum. Şu an ikincisi. Şu an gördüğüm harita. Biraz daha geri çıkıyorum. Şu an ikincisi. Daha büyük ölçekli haritaya geçti. Şu anda en büyük ölçekli haritada. Yani en geniş alanı kapsayan haritada. Bu şekilde. Peki biz burada ne tür uygulamalar yapacağız? Bir şurada ayarlar düğmesinin altında rota oluştur diye bir seçenek var. O seçeneği tıkladığımda mesela bu Sakız Adası'nın şuradaki limanından yaklaşayım hatta. Bir kere tıkladım. Diyelim ki biz buradayız. Buradan nereye gidelim? Bozcaada'ya gidelim. Bozcaada'ya gidebilmek için bir kere tıkladım. Bir ucu artık şu mavi çizginin oraya yapışmış oldu. Bizim başlangıç noktamız. Mouse'umu hareket ettirerek istediğim gibi rotamı etaplar halinde çizebilirim. Şu aradan geçmeyi istemiyorum. Burası sığlık. Şöyle bir rota planlıyorum. Şurasını belirledikten sonra mouse'umun sol tuşuyla bir tıklıyorum. İlk waypoint'imi oluşturmuş olduk böylece. Tekrar yukarı doğru çıkacağız. Şimdi ölçeği biraz küçültüyorum. Şöyle. Bir daha mouse'umu tıklıyorum. Şimdi şuraya dikkat ederseniz mouse'umu hareket ettirdikçe üstte yeni oluşturduğum bacağın mesafesi yazıyor. Altta ise rota diye yazan toplam bu Sakız Adası'nda başlangıç noktamızdan buraya kadar mouse'umun olduğu yere kadar olan toplam seyrimin mesafesi yazıyor. Tekrar yaklaşıyorum biraz. Şöyle. Yaklaşınca haritanın ölçeği değişti. Tamam. Bozcaada'ya şöyle şuraya kadar tekrar bir tıklıyorum. Buraya son kısma geldiğimde mouse'un sol tuşuyla değil bu sefer sağ tuşuyla tıklıyorum. Böyle bir menü açılıyor. Bu menüden de rota sonunu seçiyorum. Mouse'un sol tuşuyla. Buraya kadar seyrimi planlamış oldum. Buradan artık istersem Bozcaada'ya, istersem kuzeye, Çanakkale'ye doğru seyrimi devam ettirebilirim. Şimdi haritayı biraz daha geniş alanı kapsayacak şekilde ölçeği değiştirdim. Rotamız burada yazıyor. Rota isimsiz. Herhangi bir isim de verebiliriz buna. Toplam uzunluk 106 deniz mili. İlk ayağın uzunluğu 9 deniz mili. Şimdi şuradaki menüye geliyorum tekrar. Rota ve işaret düzenleyici düğmesine, 3. düğme, ona tıkladım. Şöyle bir menü açıldı. Bizim isimsiz rotamız burada. Bunu mouse'un sol tuşuyla seçip de etkinleştir düğmesine bastığımda ve tamam diye çıktığımda burada görüyorsunuz şu an yanıp sönüyor çıkış noktamız ve bu şekilde rotamızı başlatmış oluyorum.
ilk bacağa vardıktan sonra, ilk waypoint'i vardıktan sonra ilk bacağı tamamlayıp ondan sonra buradaki değerlerin, şu bearingimizin değiştiğini göreceğiz. Şurada ne olacak? 323 derece olarak değiştiğini göreceğiz. Bu şekilde seyir planımızı da oluşturmuş olduk. Bu oluşturduğumuz çizgiyi, rota çizgimizi takip ederek varmak istediğim Bozcaada'ya ulaşmış olacağım. Şimdi bir de size GPS cihazını USB porttan mobil GPS cihazınızı nasıl programa tanıtacağımızı göstereceğim. Onun için de ayarlara geliyorum tekrar. Burada bağlantılar seçeneği var üstte. O bağlantılar seçeneğini seçiyorum. Şurada bağlantı ekle düğmesi var. O bağlantı ekle tuşuna, düğmesine basıyorum. Böyle bir kısım açılıyor. Şurada bağlantı noktası denilen kısmın yanındaki aşağı doğru küçük ok işaretine tıklıyorum. Ve burada bende COM6'da yüklüymüş bu. Ama sizde başka bir COM5 olabilir, COM7 olabilir. Başka bir communication port numarası görürseniz de şaşırmayın. O bilgisayarınızda yüklü donanımlarla alakalı bir şey. Burada görmüş olduğunuz seçeneği seçiyorsunuz. Aktif hale getirmek için uygula düğmesine basıyorsunuz. Şu an COM6'da giriş cihazı, yani benim USB porttan bağladığım harici GPS cihazım. Tanıtmış olduk programa. Şu baş kısımda etkinleştir de seçili. Dolayısıyla cihaz tanıtıldı ve etkinleştirildi program tarafından. Uygula düğmesine basıyorum. Ve tamam diyerek buradan çıkıyorum. Şu an şurada Malta'da bulunduğum yerde, şöyle biraz uzaklaşalım. Şurada gözükecek. Oradaki işaretin rengini değiştirmek için tekrar ayarlar menüsüne geliyorum. Burada tekneler seçeneği var. Tekneler seçeneğini tıkladıktan sonra tekne simgesinin türü var. Şurada varsayılan olarak seçili olanı, farklı resim de seçebilirim veya vektörel bir grafik de seçebilirim. Onun altında da uzaklık halkalarını göster diye bir seçenek var. Ben genelde iki tane halka oluşsun istiyorum teknemin etrafında ve bu halkaların her birinin mesafesi 2 mi, 1 mil olsun, 1 deniz mili olsun. Şurada 1 ve altında uzaklık birimi de deniz mili. Ve halkaların, tekne simgesinin, benim bulunduğum teknenin etrafında oluşacak iki tane halkanın rengi de kırmızı olsun istiyorum. Bunu da uygula diyorum. Buradan çıkıyorum. Şu an görüyorsunuz Malta'da. Şöyle yaklaşayım biraz. Şurası Malta, burası Gozo. Şu an evden ben bunu yaptığım için teknem dağın tepesinde gözüküyor. Gozo adasında gözüküyor. Şu an Gozo adasında gözüküyor teknem. Gozo'nun haritası yüklü olmadığı için ben bu resmi çok yük, haritayı çok büyütürsem, çok yakınlaşırsam, burada herhangi bir hani kırmızı kutucuklar bize yüklü haritaları gösteriyordu ya az önce söylediğim gibi,
Gozo'nun herhangi bir yüklü haritası Portolan seviyesinde olmadığı için buradaki resimde bozulmalar olacak. Ama şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani 1 mil mesafede iki tane halka oluşsun seçeneğini seçmiştik ya az önce. Şu an teknem burada. Yani benim bilgisayarımın, GPS cihazımın olduğu yer şurası. Ve bu birinci halkanın tekneme olan uzaklığı 1 mil. İkinci halkanın tekneme olan uzaklığı 2 mil. Bu size seyirleriniz boyunca teknenizin etrafında eşlik edecek bu iki halka. Az önce ayarlardan bu şekilde seçtik. Bunun avantajı ne olacak? Mesela seyrimiz sırasında şurada bir ada var. Veya şuradan bir gemi geçiyor. O gemiyle, o adayla, o sığlıkla, harita üzerindeki herhangi bir navigasyonel cihaz, navigasyonel objeyle aramdaki mesafeyi 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir bakışta görebilmek, kestirebilmek için bu iki halka, bu halka sayısını arttırabilirsiniz. 3 yapabilirsiniz, 4 yapabilirsiniz ama 2 makuldür. Olması büyük avantaj. Yani bu 2 millik çevremdeki alan içine bir gemi girdiğinde, buralarda bir sığlıklar olduğunda artık benim biraz daha dikkatli olmam gerekiyor. O sığlıktan, o trafikten etkilenmemek için, herhangi bir çatışma yaşamamak için. Bu da bu şekilde. Başka ne anlatabilirim size? Şöyle gidelim. Ha tabii tekneniz hareket ettikçe söylememe gerek yok. Bu tekne ikonu da hareket edecek. Ha şunu anlatabilirim ben. Şu ekranın sol alt kısmında şu satıra durum satırı deniyor. Durum satırı. Eğer şu satırı, şu bilgilerin yazdığı satırı görmüyorsanız ayarlar kısmından görünümü seçiyorsunuz. Öncelikle şu görünümde birimler kısmına girin. Mesafeler deniz mili olsun, hızınız knot olsun, derinlik ayak değil, bunu metre olarak değiştirin. Ondan sonra şu kullanıcı seçeneklerine girelim bir bakalım. Şurada durum çubuğunu göster diyor. Durum çubuğu dediğimiz şu alttaki bilgi satırı. Bunun aktif olduğuna emin olun. Ve buradan çıkıyorum. Şu alttakiler neyi gösteriyor bana? Birincisi teknemin enlem boylam olarak pozisyonu. Şu an benim evimin, Gozo'daki evimin enlemini boylamını görmüş oluyorsunuz bu sayede. Şuradaki enlem boylam ise benim mouse'umun hareket ettiği noktayı, bulunduğu noktayı gösteriyor. Şu an mesela tam teknenin üzerine tutuyorum. Hemen hemen şu soldaki ile sağdaki birbirine aynısı. Ama uzaklaştırdıkça mouse'umu teknemden, bu da enlem boylam olarak değişmiş oluyor. Yani herhangi bir noktanın haritada enlemini boylamını öğrenmek istiyorsanız mesela Sicilya'nın en güney burnunun enlemi boylamını mouse'umu oraya getirerek görebiliyorum. Şu aşağıdaki kısımda. Şurada SOG görüyorsunuz. NAT cinsinden ve COG. Bu SOG speed, hız, over ground, karaya göre hız. Yani akıntıdan, işte sürüklenmeden vesaireden bağımsız olarak karadaki duran bir objeyi referans alarak sizin hızınız.
Yani teknenin GPS hızı, başka bir deyişle gerçek coğrafi hızınız. Speed over ground. Mesela akıntı şöyle kuzeyden geliyordur. Siz akıntıya doğru gidiyorsunuzdur. Teknenizin hız göstergesinde 8 knot görüyorsunuzdur. Ama aslında şu karadaki herhangi bir objeye referans alıp kerteriz alarak baktığınızda akıntıya karşı gittiğiniz için hızınız belki 5 knot, belki 4 knot olarak gözükecek. Bu speed over ground o demek knot cinsinde. Bir de course over ground var. COG. Yine karadaki bir objeye göre, bir referans noktasına göre sizin izlediğiniz rota. O da derece cinsinden olacak. Teknem şu an hareket etmediği için, durağan olduğu için speed ve course over ground'lar deş durumda. Yani herhangi bir değer yok. Şuradaki kısım dediğim gibi mouse'un işaretçinin harita üzerindeki konumunu gösteriyor. Ve şuradaki kısımda ise işaretçinin benim tekneme ne kadar mesafede ve hangi kerterizde olduğunu gösteriyor. Mesela ben buradan Gozo'dan çıkacağım. Bu Passero'ya gideceğim. Yani Sicilya'nın en güney burnuna gideceğim. Buradan direkt mouse'umu şuraya getirip konumlandırdığımda benden buranın mesafesini, kuş uçumu mesafesini düz bir hat olarak 56.9 mil deniz mili, nautical mile olduğunu gösteriyor. Ve 0.48 derece true rotasında olduğunu bana göstermiş oluyor. Bu aşağıdaki bilgiler de bu şekilde. Başka ne var? Şurada ayarlara girelim tekrar. Şurada bir bakıyorum anlatacağım herhangi bir şey var mı? Şu en sondaki eklentiler kısmında şu iki tanesi seçilidir normalde. Siz bunları seçili yerleri kaldırın. Kullanıcı seçeneklerinde herhangi bir şey değiştirmemize gerek yok. Siz buradaki ufak tefek değişikliklerle daha ayrıntılı bir şekilde programı inceleyebilirsiniz. Şurada seyir izleri diye bir kısım var. Tekneler seçeneğinin altında. Burada seçili olan seyir izlerini aydınlat, yani etkinleştir, göster seçeneği. Seçiliyse eğer yaptığınız seyirlerde, mesela ben Gozo'dan çıktım, Türkiye'ye doğru yola çıktım. Şöyle bir rota izliyorum. Geçtiğim bu rotayı, geçmişi, kat ettiğim yolu gösteren peşimde bir seyir izi oluşacak. Seyir izinin rengini de buradan değiştirebiliyorsunuz. Üzerine bir kere tıkladığınızda şöyle renk skalası çıkacak. Buradan istediğiniz rengi seçeceksiniz. Ama sarı gayet mantıklı bir renk. Bence ben değiştirmiyorum. Ace hedefleri var. Bu bilgisayarınızdaki OpenCPM programına aynı USB'den bağladığımız harici GPS cihazı gibi USB'den bağlanabilecek bir ACE cihazda tanıtmanız mümkün. Şurada haritalar kısmını konuşmuştuk zaten. Görünümde genel olarak birimler, ileri şablonlar vesaire. Bunlar çok da önemli değil. Genel olarak OpenCPM programı bu şekilde. Şurada benim size vermiş olduğum programlar vasıtasıyla. Şurada bizim hala oluşturduğumuz rotamız duruyor. Şurada rota oluştur kısmının altında
1, 2, 3. tuş. Rota ve işaret düzenleyicisini tekrar seçiyorum. Şu adsız, isim vermeden oluşturduğumuz rotayı seçiyorum. Ve burada sil butonu var. O sil butonuna tıklıyorum. Seçtiğin rotayı silmek istediğinden emin misin diyor. Evet diyorum ve rota silinmiş oluyor. Buradan tamam diyerek çıkıyorum. Yani farklı rotalar oluşturup sürekli seyir yaptınız. Mesela İstanbul'da yaşıyorsunuzdur. İstanbul'daki marinanızdan Bozcaada'ya sık sık seyirler planlıyorsunuzdur. Bir kere az önce benim oluşturduğum gibi bir rota oluşturursunuz ve o rotanın ismine İstanbul Bozcaada seyri dersiniz. Onu bir kaydedersiniz. Ondan sonra Pendik Trilye rotasını bir kere oluşturursunuz. Onu Pendik Trilye rotası ismiyle kaydedersiniz. Veya ne olabilir? İşte Pendik Marmara Adası arasında bir rota oluşturursunuz. Yani sık yaptığınız seyirlerinizi bir kere rotanızı oluşturursunuz ve onu istediğiniz isimle programın içinde kaydedersiniz. Tekrar tekrar her seferinde aynı rotayı oluşturmanıza gerek kalmaz. Şöyle biraz yaklaştırarak harita ölçeklerinin nasıl değiştiğini göstereyim. Şuradaki son artık en detaylı olanı ise portolon seviyesindeki haritamız. Şimdilik bu videoyu burada sonlandıralım. Herhangi bir sorunuz olduğunda videonun yorumlar kısmından sorunuzu sorabilirsiniz. Biraz kurcalayın programı. Güzel bir program. Şu genel Doğu Akdeniz haritası Ege'yi ve Marmara'yı ve Türkiye'nin, Bulgaristan'ın Karadeniz sahillerini de kapsayan kapsamlı bir harita. Nispeten komple Ege'nin ve Marmara'nın detaylı bir haritası ve bizim Ege Göce'ye kadar olan Ege, Akdeniz ve Marmara Denizi ile ilgili portolon seviyesinde haritalar çoğunuzun ihtiyacını karşılayacaktır diye düşünüyorum. Başta programın bize yapmış olduğu uyarıyı tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu tür uygulamalar, işte cep telefonlarımızda, tabletlerimizde kullandığımız Navionics benzeri veya bu bilgisayarlarımızda kullandığımız OpenVPN benzeri programlar, ücretli veya ücretsiz kullandığımız tüm programlar bizim seyir yardımcılarımızdır. Güncel kağıt haritalar üzerinde seyrini planlamak tamamen kaptanın sorumluluğundadır. Bunun bir kez daha altını çizmiş olayım bu sayede. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.